Tartışmalara girmeden biraz önceki konuya devam etmek isterim. O da yeni kavramlara ihtiyaç var diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun acaba yeni politikalara mı ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin diye aklıma geliyor. O da şu, sebebi de şudur. 1946 yılında en son tek başına iktidar olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi. 46 yılından bugüne Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir seçimde tek başına iktidara gelemedi. Doğru. En parlak dönemlerini rahmetli Ecevit döneminde Karaoğlan lakabıyla yaşamıştı. Sayın Ecevit de Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun değişmesi gerektiğini söyleyecek kadar cesur adımlar, cesur söylemler de bulunmuştu. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir yani 46'dan bu yana iktidar olamamasını güttüğü politikalarda sebebini aramıyor mu? Yani sizin politikalarınız bu topluma uymadığı için millet sizi tek başınıza iktidar yapmıyor. Bu politikalarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Böyle düşünmüyor musunuz? Hiç bu aklınıza gelmiyor mu? Yani bu 1977 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi %42,5 oy almıştı. AKP 2002 seçimlerinde %33 ile tek başına hükümet kurdu. 1977 yılında Bülent Bey'in genel başkanlığı döneminde bu kadar yüksek bir oy düzeyine çıkılmış olması aslında bu demiş olduğunuz sorunun o tarihlerde yaşanmadığını da gösteriyor. Tabii gelişmelere göre yeni kavramları, yeni politikaları uygulamak durumundasınız. Bizim için değişmeyecek olan eşitlik ve özgürlüktür. Eşitlik ve özgürlük yeni gelişmelere göre yorumlanmalı ve buradan hareketle yeni politikalar ortaya konulmalı. Ona evet diyorum. Bu bizim altı oktaki altı ilkemizin değişmesini gerektiren bir şey değil. O tarihi değerlerdir. 100 yıllık bir parti. Dünyada çok zor böyle yani çok az 100 yıllık geçmişi olan bir parti. Onlar bizim tarihi değerlerimizdir ama yeni gelişmelere göre yeni politikaları devreye sokabiliriz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de bunu yaptı bence Kemal Bey. Yani yenileşmeyi sağlayabilen geçmişine baktığımızda bir parti. Şimdi tekrar Hülya Hanım'ın sorduğu soruya döneyim. 1965 yılında Bülent Ecevit'ten önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda olduğunu İsmet İnönü söyledi. Ortanın solundayız dedi. Yani milli şef, Milli Kurtuluş Savaşı kahramanı, orgeneral birisi o yaşında diyor ki biz ortanın solundayız. Hatta geriye dönüp diyor ki biz zaten hep böyleydik. Hep bu politikayı izlemiştik. Ben şöyle düşünüyorum Kemal Bey. Böyle 10 yıllık, 20 yıllık dönemlerde dünya genelinde siyasi rüzgarlar değişerek eser. Bir dönem güçlü bir sol rüzgar eser. Bir dönem bambaşka bir rüzgarın esdiğine tanık olursunuz. Yani nasıl 90'lardan sonra Sovyetlerin çökmesinin ardından daha çok kimliklerin öne çıktığı, inançların öne çıktığı siyaset rüzgarları estiyse 60'larda 70'lerde sol rüzgarlar esmekteydi. Ve İsmet Paşa o yaşında, o geçmişinde bu gelişmeleri görerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda olduğunu söylemişti. Yani gelişmeleri yakaladığımızda peki başarı sağlanabiliyor. Analizinizi dinlemek isterim. Yani son 20 yılda AK Parti iktidarı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç 25'in üstüne çıkmaması, kendi partisi içerisinde kendi milletvekilleri, işte partiden kopan milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, çok önemli isimler tarafından da çok sık eleştirilen bu rakam. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Neden bir türlü olmuyor? Nihal Hanım'ın söylediği gibi niye alternatif olmuyor? Madem ülke bu kadar kötü durumda, iktidar bu kadar kötü durumda, neden insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccühte bulunmuyor? Bence bunun nedeni bizim insanlara bir gelecek projesini yeterince insanlar açısından, yurttaşlarımız, seçmenlerimiz açısından çekici olan bir gelecek projesini sunamamış olmamızdır bir yönüyle. Bir yönüyle de iktisadi koşullara bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum Kemal Bey. Size bir anımı anlatayım. Ben 93 Eylül'ünde hükümete girdim. Bir ay sonra Hazine Maliye bize bir sunuşta bulundu. Ve dedi ki dış açığın
milli gelire oranı %3'ü aştı. Eğer bu açık %4 olursa Türkiye ekonomisini ayakta tutamayız. Sistem çöker. %3'ü aşmış bir dış açıktan hareketle bunu söylüyorlardı. AKP döneminde bu dış açık %9,5, %10'a kadar arttı. Ama bu bana mısın demedi. Ekonomiyi kötü etkilemedi. Çünkü olağanüstü yüksek düzeyde bir para bolluğu yaşandı dünya genelinde. Ve oradan hareketle de Türkiye'ye çok büyük girişler oldu. Burada özellikle ithalatın çok yoğunlaşması, ithalat üzerinden alınan vergilerin çok artması, AKP'nin iktisadi politikasının olumsuz bir sonuç vermesini de engelledi. Hani Süleyman Demirel'in meşhur lafı var ya, tencere işi. Tencere iyiydi, tencere kaynıyordu. Ama bu değiştiği zaman bugün AKP de benzer sorunlarla, sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Ve şimdi anketler gösteriyor ki Millet İttifakı, yani AKP'nin değiştirilmesinden yana olan siyaset grubu, siyasi partiler AKP'nin önüne geçmiş durumda. Yani iktisadi koşullar AKP'yi ayakta tuttu. Şimdi koşullar değişince, AKP zora girince, iktisadi açıdan artık tencere kaynamamaya başlayınca bu sefer dengeler değişmeye başladı. Ama bundan bağımsız olarak söylüyorum, bizim CHP olarak yapmamız gereken biraz önce dediğim gibi bir gelecek projesini halkın önüne koymaktı. Onu da yeterince yapamadık. Zaten bizim parti yöneticilerimiz de bunu bir öz eleştiri olarak dile getiriyorlar. Buradan çıkan sonuçlardan hareketle de yeni yönelişler içine giriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Peki, şey önemli.